Z'den dolayı hemen şu E'yi görelim bakın. Noktalı açılar birbirinin aynısıdır. İlk önce bunu söyleyelim. Buraya A diyelim. Buraya A diyelim. Burası da A olsun. Paralel kenarda karşılıklı açılar birbirine eşit. X'e 2A diyorum bu yüzden. Şimdi arkadaşlar ikiz kenar yamukta taban açıları eşittir. Bak bu bir ikiz kenar yamuk gördüğünüz gibi. Sonra yine tabii ki paralel kenarın karşılıklı kenarları birbirine eşit. E açısı da 2A olacak. Şimdi artık bundan sonra ne söyleyebiliriz? İkiz kenar bir üçgen olduğu için taban açıları E ve B olmak üzere yine bakın 2A, 2A olur. Toplamda 5A eşittir 180, A 36, X 2A'yı eşitti, 72 oldu A şıkkı. Şöyle arkadaşlar bu biraz daha diğerlerine göre özel bir soru olduğu için böyle paralel çekeceğim. Sonuçta bazen dik çekmek ya da işte dikleri o açı ortayları kesiştirmek yerine yamuklarda sonuçta burası paralel ya yamuk o özelliğinden yararlanarak paralel çekmek daha mantıklı oluyor. Paralel kenar oldu 12 oldu. Şimdi arkadaşlar burada bakın e, alfa alfa beta beta dersek burası mecburen zaten 2 alfa oluyor şey alfa oluyor pardon 2 alfa artı 2 beta 180 alfa artı beta 90 pb 15. Paralel kenardan 7 böylece taban 22 oldu E şıkkı. 60 derece verilmiş karşılıklı açılar birbirine eşittir. Bakın 30-30. Bu yüzden 30-60-90 üçgeni. Şimdi burası 8. Z'den dolayı yine 30 derece. Bak ikiz kenar üçgen geldi. 8-8 oldu. Karşılık kenarlar eşit 12. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6. C şıkkı. Burada direkt sin teoremi yapacağız bakın. Şimdi bu Z'den dolayı 65 derece. okul ev arası, stadyumla okul arasındaki mesafe x olsun. x bölü sin 23 eşittir. E, 9 bölü sin 65. Sin 23 yaklaşık olarak 0.4 verilmiş. Sin 65 yaklaşık olarak 0.9 bunlar sadeleşir. 10, 10 çarpı 0.4'ten 4 olur. D şıkkı. Dörtgenler de benzerdir. Dörtgenler benzeri olduğu zaman arkadaşlar şunu da düşünebilirsiniz bakın. Ee, küçük paralel kenarda küçük kenarın büyük kenarı oranı neyse büyük paralel kenarda küçük kenarın büyük kenarı oranı da budur. İşte olay bu. Benzerliği böyle yapabilirsiniz dörtgenlerde. Bundan dolayı artık sadeleştir 4'e böl 3 4'e böl 5. Burada da x eşittir 36 bölü 5 oldu. 7.2 e şıkkı. Taralı alanlar toplamı 24, AFB sorulmuş. Bakın harf vereceğim şimdi, şu rengi değiştireyim bir. Ee, şuraya S diyeyim. Buraya T diyeyim. Buraya e, K dersem buraya da mecburen K demeliyim. Neden? Ee, burada yamukta arkadaşlar bu alanlar birbirinin aynısıydı. Bundan dolayı. Bir de Paralel kenarda üst bölge TKS geldi. Alt bölgenin de TKS olması için FTB'ye T artı S kaldı. E zaten T artı S bize 24 verilmişti. Cevap 24 oldu C şıkkı. Yani paralel kenarın yarısını bayağı bir kullanacağız arkadaşlar. Paralel kenarın herhangi bir noktasından böyle köşelere doğrular indirdiğiniz zaman burada arkadaşlar AED ile DEC'nin toplamı AED ile e, C'nin toplamına eşittir. Bu yüzden soruda bize şimdi 20 verilmiş ya şuraya S1 diyelim buraya da S2 diyelim. S1 artı S2 buna S3 buna S4 dersek S3 artı s 4e eşittir. Zaten bunların toplamı da paralel kenarın alanı. O zaman bu 20 ise bu da 20 paralel kenarın toplam alanı 40'tır A şıkkı. Köşegenlerden biri verildiğinde diğerini bazen çizmeliyiz arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Çünkü köşegenler birbirini ortalar. Şöyle bir O noktasında A, O, o eşittir. Hatta burada dik üçgen olduğu için H, O da bunlara eşittir. 9, 12, 15 üçgeninden 7,5. 7,5. Şu H, O'nun da 7,5 olması için 7,5'dan 2,5 çıkar 5. Kenar ortay, şey kenar ortay diyorum. E bu Köşegenler birbirini ortaladığından BO5 ise OD de 5'tir. Zaten bizden BD'yi istiyor 10 santim D şıkkı. Paralel kenarda arkadaşlar şunu unutmamak lazım. Bir paralel kenarda evet bu paralel kenarın yarısıdır. Şu da paralel kenarın yarısıdır. Bakın bu şekiller bizim için önemli. Dolayısıyla ben şöyle bir AKB çekersem. AKB üçgeninin alanı BACD'nin alanının yarısı değil mi arkadaşlar? Şöyle bakın. Bu üçgenin alanı B, BACD'nin yarısı. O zaman ah pardon. Bir de arkadaşlar burada şimdi 16 8 T diyelim buraya. Bu aradaki bölgenin alanı o zaman 24 artı T olur. Neden? Şu ve şu diğer yarısını alır da bu yüzden. Şimdi artık 24 artı t olduğunu gördük. Diğer taraftan arkadaşlar şunu siliyorum artık bunları da siliyorum. Bu üçgenin alanı bir de hangi paralel kenarın yarısı? K, e, A'nın yarısı. Çünkü yine taban taban tepe nokta yine paralelin üstünde. O zaman 24 artı t yarısıysa diğer yarısı da 24 artı t'dir. Burada 9 artı t var. O zaman bak buraya 15 kaldı. Konu anlatımında da bahsettiğimiz klasik soru tarzı noktası üçgenin ağırlık merkezi ise bakın şimdi bunu böyle birleştirdiğinizde kenar ortay. Aynı zamanda açı ortaysa kesinlikle yüksekliktir. Burada size hemen şunu söylemek istiyorum. Paralel kenarda bazen unutuluyor. Z'den dolayı bakın burasının da 90 olduğunu lütfen görün tamam mı? Onu hep sorunun en başında yapın ki sonra araya kaynıyor unutuluyor. Bundan sonra arkadaşlar 3 3 karşı kenar 3 kök 5. Ee, burada Pisagor'dan ne olacak? 6 olacak değil mi? Şuraya 2 kalır, buraya 4 kalır. Çünkü ağırlık merkez kenar ortayı 2'ye 1 oranında böler. Artık bu üçgende Pisagor 36 artı 16'nın karekökü, 52. 2 kök 3 oldu. B şıkkı. Böyle 2 alfa dersek burası alfa alfa olur. Z'den dolayı yine burası da alfa olur. Bu yüzden 3 3 olacaktır. Buraya da 3 birim kalır. Şimdi cos, cos 2 alfa arkadaşlar 2 bölü 3 oldu. Bunu nasıl kullanacağım biliyor musunuz? 2 cos kare alfa eksi 1 cos 2 alfayı eşittir. Trigonometriden bilmiyorsanız bu formülü söylemiş olayım. Burada bunu kullanacağım. Şimdi e, 2 cos kare alfa eksi 1 t diyeyim buna. 2 t kare eksi 1 cos 2 alfanın 2 bölü 3 olduğunu biliyorum. 2 t kare eşittir öbür tarafa atarsak arkadaşlar 5 bölü 3 t kare de buradan ne oldu? 5 bölü 6. O zaman kosinüs alfa e, kök 5 bölü kök 6 yaptı arkadaşlar tamam mı? Şimdi buradan o zaman e, artık şöyle bir diki indiriyorum. Şuraya kök 5K diyorum. Buraya kök 6K diyorum tamam mı? Böylece e, şey affedersiniz. kosinüs alfa derken şurası kök 6K yani. O zaman kök 3 kök 6K eşittir 3 ise K 3 bölü kök 6'dır. E, kök 5 kaldı o zaman. Kök 5 çarpı 3 bölü kök 6'dır. Bize 2 tane lazım x için. Böylece 2 çarpı 3 6. 6'lar sadeleşti. Kök 6 oldu. Bir de kök 5 ile çarpıyorum. Kök 30 oldu arkadaşlar. B şıkkı. Böyle trigonometri ile gördüm ben. Eğer farklı bir yoldan gördüyseniz yorumlarda yazarsınız. Sadece izleyin arkadaşlar beni. Şimdi bu 2A'yı A'yı şöyle kullanabilirim. E, önce buraya bir S yazayım. Buraya da S artı 8 tamam mı? Çünkü aralarındaki fark böyleymiş. Hatta ben kesirlerle birazdan uğraşmamak için sonuçta soruyu biliyorum. Buraya 2S diyeyim. Buraya da 2A diyeyim. Neden? Şimdi burada 2A var ya böyle... Sonra S artı A'nın yarısı demektense 2 artı 2S'in yarısı demek birazdan daha kolay olacak. Bazen böyle harflendirmeler bile bizim işlemlerimizi kolaylaştırması açısından önemli oluyor. Bakın şimdi paralel kenarın şu kısmı 2A artı 2S. O zaman burası A artı S olur. Alanlar oranı tabanlar oranı. Dikkat edin lütfen paralel kenarın yarısı ne geldi? 3A artı 3S. Şimdi dikkat. Şu D, A, paralel kenarın yarısı değil mi arkadaşlar? O zaman bu da 2A artı 2S artı 8 de 3A artı 3S olması lazım paralel kenarın yarısı çünkü. Böylece S artı A ne geldi? 8. Güzel. Paralel kenarın diğer yarısı da 3A artı 3S olduğundan 6S artı 6A bunu 8 ile çarparsak 48 olur. C şıkkı önemli bir soru.